Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda faktörel hesaplayan bir fonksiyon yazacağız. Evet, fonksiyonu def keyword ile tanımlıyoruz. Fonksiyonumuza bir isim veriyoruz. Burada değişken ismi için geçerli olan kurallar geçerli. Ve bir argüman kullanıyorsak eğer bunu tanım satırında parantez içerisinde belirtiyoruz. Fonksiyonumuz bir tane argüman alacak ve bu argümanın faktörelini hesaplayacak. Şimdi öncelikle bir değişken tanımlayalım. Bu fonksiyonun döndüreceği değer olacak aynı zamanda. Evet, buna default olarak yani ön tanımlı olarak bir değerini veriyoruz. Çünkü bir çarpım hesabı olacağı için çarpmanın etkisiz elemanını kullanmak durumundayız. Ve daha sonra bir for döngüsü içerisinde evet, birden başlayıp range'in çalışma mantığı gereği buraya a artı 1 yazacağız. Dolayısıyla birden başlayıp a'ya kadar olan integer'ları bize liste olarak verecek. Ve burada result değişkenini şu şekilde hesaplayacağız. Augmented assignment operatörünü kullanıyoruz. Ve her bir iterasyonda result'ın değeri i değeriyle çarpılacak. Ve döngünün sonunda bu result değişkenini ana programa döndüreceğiz. Şimdi burada bu fonksiyonu ana programda çağırmadan önce fonksiyona gönderdiğimiz sayının bir pozitif integer olmasını garantilemeliyiz. Bunun için de bir validation fonksiyonu yazalım. Burada klavyeden okunan değerin bir pozitif integer olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ancak istediğimiz karakteristikte bir girdi sağlanmışsa fonksiyon bu girilen değeri ana programa döndürecek. Aksi takdirde bir sonsuz döngü içerisinde klavyeden input almaya devam edecek. Dolayısıyla bir sonsuz döngü oluşturuyoruz. Ve döngü içerisinde klavyeden girdiği alıyoruz. Yine bir sonuç değişkeni tanımlayalım. Input. Şimdi istediğimiz karakteristiği tanımlayalım. Onu da bir if ifadesiyle tanımlayabiliriz. Öncelikle klavyeden girilen string'in tamamen rakamlardan oluşup oluşmadığını kontrol etmemiz lazım. Bunu da result değişkeninin isDigit metodu ile sağlıyoruz ve daha sonra bu tamamen rakamlardan oluşan string'in sayısal değerinin sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmasını kontrol etmemiz lazım ki pozitif olduğunu bu şekilde ifade edelim. Dolayısıyla evet, result'ın integer değeri büyük eşit 0. Evet, şartlarımız
Bir kez daha tekrarlayalım. Burada girilen string'in tamamen rakamlardan oluşup oluşmadığını kontrol ediyoruz. Ve daha sonra da bu rakamlardan oluşan string'in integer değerinin sıfırdan büyük olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer iki koşulda sağlanıyorsa, dolayısıyla end ile bağladığımız için toplam koşulda true olarak hesaplanacaktır. Bu takdirde döngüden çıkıyoruz. Bunu da break keyword ile yapıyoruz. Evet, son olarak da burada döngünün bloğunun dışında fakat fonksiyonun bloğunun içinde kalacak şekilde result değişkeninin integer değerini ana programa döndürüyoruz. Yani integer result. Evet, fonksiyonlarımız bu şekilde. Şimdi ana programı yazalım. Kullanıcıyı bu şekilde bilgilendirdik. Ve daha sonra klaveden girilecek değeri x değişkenine assign edelim. Klaveden girilecek değer de validate fonksiyonundan gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla validate fonksiyonunda x'e eşitlediğimiz zaman fonksiyondan dönen değer x değişkenine assign edilecek. Ve daha sonra yapmamız gereken Factorial fonksiyonunu x değişkenini bir argüman olarak kullanıp çağırmak ve bunu ekrana yazdırmak. Evet, şimdi programımızı save edelim ve çalıştıralım. Evet, önce validation fonksiyonumuzu test edelim. String girdiğimiz zaman evet ısrarla sormaya devam ediyor. Negatif değerler girersek yine programdan fonksiyondan çıkamıyoruz. Şimdi pozitif bir sayı girelim. Evet pozitif sayı girdiğimiz zaman faktörlerini hesapladı ve ekrana yazdı.